dünyada çok fazla sihirbaz yok. Ve eğer hayaliniz onlardan biri olmaksa bu videoyu izleyerek başlayabilirsiniz. Bir insanı testereyle kesmek ve boş bir şapkadan bir şeyler çıkarmak. Bugünkü videomuzda hem size hem de arkadaşlarınızı şaşırtacak çok etkileyici ama basit sırları paylaşacağız. Öncelikle kağıt parayla yapılabilecek ilginç bir hileyle başlayalım. Paramızı yakalım. Nazikçe bir cımbızla tutalım ve parayı tamamen yakalım. Sihirli külleri bileğimize sürelim. Bir parça külü kulağımızın yanındaki cildimize sürelim. Ve parayı sihirli bir şekilde kulağımızdan çıkaralım. Bu hilenin işe yaraması için parayı katlayalım ve rulo yapalım. Ruloyu çift taraflı bantla işaret parmağımıza yapıştıralım. Elimizi kapattığımızda para görünmeyecek. Elimizi şakağımıza götürelim ve sanki parayı kulağımızdan çıkarıyormuş gibi gizlice ruloyu açalım. Bu hile için bir kurdeleye ihtiyacımız var. Halka haline getirelim. Orta parmağımıza koyalım. Kurdeleyi birkaç kere çekelim ve parmaklarımızı kıvıralım. Halkayı ani bir hareketle çekelim. Kurdele parmağımızdan geçecek ama yıpranmış ya da delinmiş görünmeyecek. Parmaklarımızda da bir sorun yok. Bunun sırrı parmaklarımızı avcumuza bastırmak. Aslında kurdele parmağımızdan geçmiyor. Üstünden kayıyor. Çok etkileyici. Modern telefonlar milyonlarca farklı özelliğe sahip. Ama akıllı telefonumuzun havaya yükselme özelliği var mı? Sihirli telefonumuz bu işte usta. Bu hile için lastik bir vantuza ve plastik parmağa ihtiyacımız var. Plastik parmağın ucunu vantuza sabitlemek için silikon tabancası kullanalım. Vantuzu telefonun arkasına sabitleyelim. Seyirciye boş ellerimizi gösterelim ve parmağımızı gizli yapıya yerleştirelim. Uçak modu aktive edildi. Şimdi de kartlarla ilginç bir hile yapacağız. Üstteki kartın yüzünü ters çevirelim. Elimizle kaplayalım ve sihri söyleyelim. İşte oldu. Sihirli gibi kart havada yok oldu. Şimdi bu gizemli yok oluşun sırrını açıklayalım. Kartı hareket ettirelim. Elimizin alt kısmıyla diğer kartı yaklaştıralım. Gösterdiğimiz kartı saklayalım ve elimizi kaldıralım. İşte tüm sır bu kadar. Bir sihirbazın önünde iki mukavva kutu var. Kutuya elimizi sokalım. Elimizi ikiye keselim. Elin bir kısmı ayrılacak ve hemen kendisi yaşamaya başlayacak. Nereye gidiyorsun? Geri gel. Bir arada olmalıyız. İki mukavva kutuya ve maket bıçağına ihtiyacımız var. Kutularda bir seviyede delikler açalım. Deliğin içinden bir el geçecek kadar geniş olması gerekiyor. Elimizi kutuya sokalım ve asistanımız da aynı anda elini ikinci kutuya soksun. Asistanımızın masanın altına gizlenmesi gerekiyor. Hilenin etkisi inanılmaz olacak. Şimdi de size kumaş mendillerle yapılacak farklı bir hile göstereceğiz. Sihirbazın tek kolunda 3 mendil halkası olması gerekiyor. Bir anda mendilleri bir araya getirelim. Tamamen gizemli bir şekilde bağlı bir zincir elde edelim. Bu nasıl oldu? Mendillerden birini ve 2 küçük magnet alalım. Magnetleri mendilin kenarlarına sabitlemek için silikon tabancası kullanalım. Uçlarından birine düğüm atalım. Magnetleri bir araya getirelim. Yeşil mendilin ucunu açalım ve aynı anda diğer 2 mendilin ucunu alalım. Bunu hızlı ve ahenkli bir şekilde yapmalıyız ki kimse hileden şüphe etmesin. Şimdi de yeniden canlanan bir limon hilesi yapacağız. Meyveyi masaya koyalım ve zihnimizle masanın üstünde hareket ettirelim. Sanki büyülenmiş gibi limon sihirbazın isteklerine itaat edecek. Peki bu nasıl olabilir? Düz bir bilezik ve ipe ihtiyacımız var. İpi bileziğe bağlayalım. Bileziği masaya koyalım ve masa örtüsüyle kapatalım. Limonun hareketleri ve limon kuklanın iplerini çekerek asistan tarafından kontrol edilecek. Şimdi de seyircileri korkutacak bir sahne sihir hilesi göstereceğiz. Eğer bir insanı ikiye keserseniz bir süre boyunca konuşmaya devam edebileceğini biliyor muydunuz? Ve kendisiyle ilgili bir şeyler bile anlatabilir. Bu durum sadece Trum Trum sihir sahnesinde mümkün olabilir. Bu hile için farklı seviyelerde siyah bir ekrana ihtiyacımız var.
Benzer bir sweatshirt giyelim ve vücudumuzun gerekli kısımlarını ekranın arkasına saklayalım. İnanılmaz görünüyor. Bir sonraki pratik bilgi için köpük lastik tabakaya ihtiyacımız var. Sihirli tabakayı rulo yapalım. İçine pembe bir balon koyalım. Sihirli sözleri söyleyelim. Balonu çekelim ama tamamen farklı bir renkte olacak. Pembe balon nereye gitti? Ruloyu açalım. İçinde hiçbir şey yok. İnanılmaz! Farklı renklerde iki balona ihtiyacımız var. Mavi balonu pembe balonun içine koyalım. Sonra gizli balonu çıkaralım. Ve görünmeyecek şekilde pembe balonu dizlerimizin arasına düşürelim. Sihirli şapka profesyonel bir sihirbazın en önemli aksesuarıdır. Tabii ki sihirli değnekten sonra. Seyircilere tamamen boş bir şapka gösterelim. Elimizi içine atalım ve parlak bir peçete çıkaralım. Ve buna ek olarak bir avuç parlak renkli pompon koyalım. Peki ama bu sihir değil de ne? Hile için siyah bir şapkaya ihtiyacımız var. Çevresini ölçelim ve keşeden uygun boyutta bir oval keselim. Şapkayı gerekli malzemelerle dolduralım ve ikinci altı yerleştirelim. Doğru zamanda alt kısmı kaldıralım ve seyircileri şapkadan çıkarttıklarımızla şaşırtalım. Şapkanın içine canlı bir tavşan sığmaması çok üzücü. Şimdi de arkadaşlarımızla eğlenceli bir oyun düzenleyelim. Arkadaşlarımızdan biri telefondaki oyuna dalmış gibi yapacak ve bize dikkat etmeyecek. Harika! Şimdi eğlence zamanı. Makas alalım. Arkadaşımızın saçından bir tutam saç keselim. Yeni saç modelini sevdin mi? Olamaz! Ne yaptın? Fokus fokus! Saç bilinmeyen bir yere ışınlandı. Merak etme, onu bulacağız. Gel sana bir şey göstereceğim. Arkadaşımızı banyoya çağıralım. Ama neden? Orada ne bulacağız? Suyu açalım. İşte! Kesilen saç musluğun içinden dışarı akıyor. Bu doğru. Ama nasıl buraya geldi? Arkadaşımız biraz canı sıkkın görünüyor. Çünkü daha önce hiç bu kadar hızlı ve tuhaf bir saç değişimi yaşamamıştı. Bu hile için yapay bir saç tutamına ihtiyacımız var. Bunu saçımıza takalım. Saçtan küçük bir tutam keselim ve musluğa yerleştirelim. Eğer musluğu açarsak saçlar suyun akışıyla birlikte gelecektir. Kesilen saç sorunu çözüldü. Bu hile için bir kalem ve mendile ihtiyacımız var. Kalemi mendilin içine koyalım ve kapağı mendilin ortasında olmasını sağlayalım. Dışarıdan elimizle alalım. Kalemi kumaşa bastıralım. Son bir hamle yapalım ve kalem kumaşın içinden geçsin. Mendilin diğer tarafında ortaya çıksın. Açalım. Mendil sağlam görünüyor. Bu hile için kalemi tam doğru anda yana yatırmamız gerekiyor. Kumaşı kalemin etrafına saralım. Kalemi avcumuza alalım ve kumaştan geçiriyormuş gibi gösterelim. Çok etkileyici. Bir arkadaşımızı birkaç topla birlikte bu hileye dahil edelim. Arkadaşımıza birkaç top verelim ve ondan bunları sıkıca tutmasını isteyelim. İpin uçlarını birleştirelim. Sıkıca farklı yönlere çekelim ve ip kolayca toplardan geçsin. Toplar bu sırada şaşkın arkadaşımızın elinde kalacak. 3 tenis topuna ihtiyacımız var. Topları delelim. İpi delikten geçirelim. İpi aynı şekilde diğer toplardan da geçirelim. İpleri birbirlerine tutturalım. Topun içindeki bağlantı noktasını saklayalım. İplerin ucunu çekerek topların farklı kenarlarından çıkaralım. Doğru hazırlıkla hile işe yarayacak. Burada en önemli şey ahenkli ve kendine güvenli davranmak. Şimdi de bir hedefi tam ortasından vurma hilesi göstereceğiz. Dar boyunlu bir cam sürahiye ihtiyacımız var. Boynuna bir bilezik koyalım. Üstüne küçük bir magnet koyalım. Sert bir şekilde bileziği çekelim. Magnet direkt şişenin altına düşecek. İşin sırrı çok sert çekmek. Çünkü bu şekilde magnet yönünü değiştirecek zaman bulamayacak. Bu hileyi yapmak amatörler için bile çok basit. Sihirbazlık hilelerimizi ve numaralarımızı sevdiniz mi? Öyleyse en çok hangisine şaşırdınız yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Trum Trum'daki yeni ve ilginç videoları kaçırmazsınız.